Deha TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Bir konu bir konuk başlıyor. Bugün konuğumuz en çok tükettiğimiz gıda ekmek ile ilgili. Konumuz da böyle olacak tabii ki. Ekmekten bahsedeceğiz ama sadece ekmek olmayacak. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Bekir Karadaban bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Eylem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii yine koronavirüse bağlantısını kuracağız bir şekilde sohbetimize girişte. Ekmek hatta gıda bu dönemde ne kadar önemli bunu fark ettik zaten ama ekmek gerçekten temel gıdamız. Çok da sevdiğimiz bir severek tükettiğimiz bir gıda malzemesi. Hiç etkilenmedi diye düşünsek de aslında fırınların çok etkilendiğini de düşünmek gerekiyor galiba değil mi? Koronavirüs süreci sizi etkiledi mi diye sormak isterim ilk olarak. Şöyle koronavirüs süreci ülkemizi her anlamda girmediği, didiklemediği yani her anlamı açığa vurdu. Bir koronavirüs herkesi etkiledi. Normal alışmışın tamamen dışında bir hayata, evlere sokağa çıkma yasağıyla birlikte işte mahalle aralarında ilk zamanlar araçlarla servis yaptık halkımızın ekmeğin sıkıntısı çekmesin diye. Daha sonraki düzenlerde bakkal ve bayilere en yakın izin verildi. Bu süreç böyle yaşandı. Yani pandemi süreci her yeri bir şekilde etkiledi. Herkes halk yani bize kıtlık bilinci olduğu için ister istemez bu sokağa çıkma yasağından önce herkes marketlere, fırınlara bir akın, başladık. Bir stoklama. Yani bize kıtlık bilinci var. Yani o kıtlık bilinciyle halk yoğunlaşmaya başladı. Hı hı. Yani ama biz halkımızı hiçbir bu sürecin içinde gerek sokağa çıkma yasağı, ekmeği dağıtmamız o ekibimizle birlikte yaptığımız organizasyonla birlikte hiç halkımızı bu süreçte ekmek sıkıntısı yaşatmadık. Bayramda da açıktı. Hiç şey yapmadık. İki bayramda Kurban ve Ramazan olmak üzere fırınlarımız tam kapasite. Gece gündüz çalıştı. Yani hatta unlu mamul ve fırın ruhsatları 24 saat açıktı. Etkilenmedi. Halkımıza hizmetler sundu. Evet. Buradan fırın, unlu mamul ve gıda üreten yani o una şekil veren, lezzet veren esnaf kardeşlerime, çalışanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar en zor zamanlarda bile. Ve hatta o dönemde özellikle araçlarla dağıtılan süreç içerisinde genelde ücret de alınmadı çoğu noktada. Evet. Vatandaşlarımıza destek sağlamak adına büyük bir fedakarlıktı. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bu aşamada da yani fırıncı ne kadar ekmeğe zam yapsa da rekabet yapsa da ama böyle benim ekmek alacağım param yok deyip fırına kim gelirse gelsin onu geri çevirmez. Ben birçok proje yaptığımda fırıncılardan talepte bulunduğumda onlar adeta yarışıyorlar. İşte biz verelim. İşte Afrin'e gönderdiğimizde 2018'de olması lazım. O zaman yani bir fırın 25 bin ekmek gönderdik. O ben vereyim. Yani bir organizasyon veya bir hayır gibi olduğunda zaten fırıncı her zaman yanımızda oluyor. Biz o noktada hiç fırıncılar cömert. Ama işte fırıncılar kaç para kazandığını bakmıyor, kaç tane ürettiğine bakıyor. Böyle ara sıra böyle tatlı yarışlar oluyor ama diğer anlamda hayır konusunda ve ihtiyaç sahipleri konusunda biz her zaman fırıncılarımız hiç yok. Gerçekten burada da söylüyorum, bunun sözünü de verebilirim. Muhtarlıktan gerçekten ihtiyaç sahibinin yani belirlediği en yakın fırından her gün 2-3 tane nüfusuna göre ekmek alabilir yani. O noktada ben onun sözünü veriyorum. Bunun fırıncı. Evet. Teminatını veriyorum diyorsunuz. Ben çoğu zaman fırınlarda askıda ekmek gibi bir durum olduğunu da görüyorum ve bu da çok güzel bir uygulama. Fırıncılarımız dışında bir yerde de görmüyoruz aslına bakarsanız. Evet. Daha da yaygınlaşmalı bence. İhtiyacı olan kişiler gelip burada alabiliyorlar. Ben gittiğimde bir ekmek almak yerine 3 ekmek alıyorum. Evet. Ama ikisini orada bırakıyorum. Onlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriyorlar. Bunlar da çok güzel. Gerçekten dediğiniz gibi fırıncılarımız çok cömertler. Evet. Birçok noktada. Şimdi tabii son günlerde aslında simitle ilgili bir zam olması konuşulmaya başlandı. Ve bunun üzerine bu kararla ilgili de yayınlarımızı biz yaptık tabii ki. Simite bir zam kararı alındı. Simit, ekmek gibi gıda maddelerine zam yapıldığında bir
sıkıntı başlıyor. Nedense silsile halinde. Onun için bu zam kararı nasıl alındı, süreç nasıldı, bunları da aktaralım izleyenlerimize. Şöyle söyleyeyim, esnaflığımıza bağlı 27 tane ihsas odası var. İşte kuaförler, şoförler, lokantacılar, işte zaraflar. Bu odaların için en hassas odalardan bir tanesi. Esnaf odasıyla böyle karşı karşıya geldiğimiz o zam, ekmeğe zam oldu mu, onlar bir tedirginlik. Bizde bir tedirginlik ama bakıldığında zam gelmeyen hiçbir ürün yokken, yani kendileri kafalarını yani böyle afaki fiyatların yükselmesi olanağı varken ama biz böyle bir temel tüketim maddemizin zammını kafamıza göre belirleyebileceğimiz bir şekil zaten yok. Yani girdi maliyetlerimiz önünde biz maliyet hesabını çıkarırız. Koyduğumuzda işte unun fiyatı, işte personel gideri, kira gideri, amortisman giderleri yani 1 trilyona yakın yaklaşık masraf ediyorsun. Bir kazan değişmesi gerektiğinde buzla alakalı 20-25 milyar, 30 milyar lira. Onu kaç tane ekmek satıp da onu kazanacaksın? Ama simit ve ekmek dediğinizde belki işte şoförler odasının şey olabilir. Dolmuşla alakalı, işte otobüslerle alakalı, o da bir hassas. O da gündemimizin içinde olduğu için her gün yaşantımızın. Fırıncı odası ayrı. Hemen simide zam, işte o zam. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani hayatımızın içinde insanın sağlıklı beslenmesi ve hayatta kalabilmesi için sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Bunun için fırıncıların yaptığı işi hakkıyla verip, yani o noktada zaten sıkıntı yok ama kendileri daha iyi geliştirip daha güzel şartlarda, daha güzel imkanlarda hizmet vermeleri, beni oda başkanı olarak ve şehrimde yaşadığım, nefes alıp verdiğim şehre bir borcum var yani. Tabii. Güzel fırınların, şık fırınların olması, daha güzel hizmet imkanların sunulması beni mutlu eder. Şimdi biraz geçmişe gittiğimiz zaman aslında büyük şehirlerde, o zaman Denizli çok büyük bir şehir değildi tabii, 90'lardan bahsediyoruz. Televizyon programları yapılırdı, fırınlarda denetimler yapılırdı. Evet. İşte o koşullarla bu koşullar bugün aynı değil. Fırınlarımız gerçekten çok ciddi bir şekilde ürün üretiminde çok hassas davranıyorlar ve gereken her koşulu yerine getiriyorlar. Gıda mühendisi muhakkak var, hijyen muhakkak sağlanıyor. Üretimi yapan çalışanlara baktığımız zaman muhakkak önlükleri var, işte boneleri var, eldivenleri var. Bunların hepsinin de maliyet olduğunu da belirtmek gerekiyor bence. Maliyetleri kalem kalem aktarırız ama çünkü bu sadece bunlar da değil, bunu biliyoruz. Tabii ki. Simite zam yapıldı. Şimdi 5 liralık ürünü biz artık 15 liraya alıyoruz aslına bakarsanız. Evet. Ama ekmeğe 25 kuruş denildiği zaman bir ürküyoruz. Bunun nedeni gerçekten nedendir bilmiyoruz. Çok tükettiğimizi düşündüğümüz için mi acaba? Ya, neden oluyordur yani sizce? Ya bu? Şöyle söyleyeyim. biz aldığımız bizim tavan fiyatı. Yani zaten birçok aşamada zaten fırıncı kendi arasında rekabete girip biz en kira gideri işte Çamlık'ta olan bir fırın var. Biraz daha alt kesimlerde olan fırın var. Onların kendine göre giderleri var. Biz maliyet hesabı çıkardığımızda bu tabloya göre bu fiyatı almak zorundayız. Evet. Bu satılır, kendi arasında rekabete girer. Diğer anlamda bakıldığında yani esnafımızın hakkını korumak bizim zorundayız. Çünkü gerçekten maliyetler çok yüksek. Şu andaki tabloya baktığında gerçekten işler acısı. Birçok fırın yelpazesini genişletmiş. Yufkadır, işte unlu mamuldür, birkaç farklı işte ürünler eklediği için belki ayakta kalabiliyor. Öyle kara fırın işte kürekle tek tek ekmeği atıp da yapanların üretim maliyetleri daha çok yüksek. Yani sadece un değil. Ya bir asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. Mayaya öyle. Yani diğer anlamda akaryakıt. Yani bir de biz bu ürettiğimiz ekmekleri sadece tezgahımızda satmıyoruz. Bayiler var. Bayilerin primleri var. Geri iadeleri var. Yani kendimiz olduğu yerde ürünleri satıyor olsak belki daha değişik fiyat uygulaması yapılabilir ama bayilerle satıyoruz yani bakkallar da sonuçta
prim veriliyor. Tabii. Onlarla da belirli bir temas halinde bir poşet, ücret karşılığı. Poşet en basitinden 150 liralık alışveriş yapıyorsun. Markete gittiğinde 25 kuruş poşet parası sizden alıyor. Hı-hı. Ama bir fırına gittiğinde iki poşet alıp, yani oradan alıp yandaki markete gidip o poşeti kullanan da oluyor. Evet. Gerçi o gelen marketlere giren paranın sistemi, vergi aktarılıyor ama ne kadar da olsa bir poşet maliyeti de var yani. Muhakkak. Muhakkak ki var. Bu noktadan baktığımızda da haliyle fırıncılarımızın simite yapılan zamdan sonra şu anda da bir ekmeğe zam beklentisi var bildiğimiz kadarıyla. Bununla ilgili son durum nedir diye de sormak isterim. Şöyle, un fiyatları işte kuraklıkla alakalı açıklamalar işte inşallah bereketli olur, yağmurlar biraz işte artış gösteriyor yapılan müdahaleler falan. Un fiyatları 165'e kadar dayandı. Eğer bir de şimdi un fırıncı tükettiği, yani üretim yaptıktan sonraki tükettiği unun yerine koyacak şey de yok. Geliri de yok. Yani zaten vadeli aldığında uzun vadeli veya normalde vadeli aldığında un fiyatları daha çok üzerine şey yapıyor. Yani zamlanmış bir şekilde. Zamlanmış bir şekilde oluyor. Bununla birlikte maya fiyatları da 110 liraya kadar dayandı. Yani bunlar gerçekten bulamıyorsun bile. Yani gerçekten öyle bir sürecin içinde un, yani önümüzdeki süreçte toprak mahsul ofisleri bu anlamda çalışma yapıyor. Belli arayla destek sağlıyor ama ama bu sürecin içinde maliyet belli, un fiyatı belli. Yani maya belli, personel anlamında çalıştıracak eleman da bulamıyoruz. Yani kaç kişi şimdi fırında aile bireyinin fırında çalışmasını ister? Herkes daha rahat iş seçenekleri sunuyor. Biz bundan baktığımızda bir 20 yıl önce buradan işte Çal'dan, Deniz'den Rusya'ya fırıncılık yapmaya giderlerdi. Şimdi biz devasa fırın fabrikaları var hatta, evet, gidenlerin artık, değil mi? Evet, yani ama baktığımızda biz üretici gerçekten üretme sevgisi bambaşka bir şey. Eğer biz bu ekmeği, bu sistem hak ettiği değeri almazsa, fırında çalışacak eleman da bulamazsak, ondan sonra biz 5-10 yıl sonra yurt dışından da buraya biz personellerle ekmek üretmeye başlayacağız ya da robot sistemlerle. Yani ekmeğimizi yurt dışından gelen birisinin yani yapması gibi bir durum var. Bu senaryo olacak yani. Evet, ben bu çıkacak. Ekmek zammı sürecinde fiyat tarifesi oldu mu? Biz fiyat tarifesi belirlemeden önce geçelim küreğin başına, ekmeği üretelim veya işte domates fiyatı mı? Üreticinin gidelim tarlaya. İki arık domatesi ekelim, yetiştirelim, kasaya koyalım, ondan sonra fiyatını ondan sonra belirleyelim. Ekmeği de geçelim fırının karşısına, o sıcakta o aşamaları görelim, ne kadar hangi şartlarda üretildiğini görelim, ondan sonra ekmeğin fiyatını belirleyelim. Sonra 10 lira çıkmasın karşımıza. Bence fiyatı düşük olduğu için belki şey oluyor, ekmeğin belki değerini bilmiyoruz. Evet. Ya yükselmesi anlamında demiyorum ama yani sistem de böyle bir durum söz konusu. Evet. Tabii en ucuz olması gereken şey diye de düşünüyoruz. Bunun da etkisi var muhakkak ki ama bu da tabii fırıncılar. Şunu da belirtmek gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Yani biz evet ekmeğe zam yapıldığı zaman, işte zam yapılıyor dediğimizde, fırınlar kapanmaya başladığında ekmek bulamayacağız. İşte o zaman 10 liraya almak gibi bir durumumuz da olabilir. Yani bir de bu tarafını düşünmek gerekiyor. Üretimi yapan yerin sürekliliğini sağlamak da gerekiyor ve bu anlamda da talepleri doğru değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Yani üretim ne kadar azalırsa fiyat o zaman daha çok yükselecek. Şöyle söyleyeyim. Deniz'de zaten son birkaç yıl içinde 3-4 tane fırınımızın belki 5 tane falan ruhsat iptal oldu. Kapandı. İşte vefatı, batan, iflas eden oldu. Etkilenen. Fırın sayısı gün geçtikçe azalıyor. Ekmek üretim anlamında gerçi Deniz'de 4-5 tane büyük fırınımız var. Denizli'nin bütün ekmek ihtiyacını karşılayabilecek ekipmanlara sahip. Bununla birlikte
bunların kapasiteleri var, bunların personelleri var. Hı-hı. Bu iş olsa da olmasa da o ekmeği, işte o sistemi çalıştırmak zorunda. Yani Hı-hı. inanılmaz bir aslında yük de var. Hı-hı. Biz halkımız hiçbir zaman fırıncı, esnafımız ekmeği siz bırakma şansı olmaz. O konuda rahat. Yani üretici müşteri olmalı yani. Evet. Aşkla, sevgiyle yorup Hı-hı. severek bu işi yapıyorlar. Evet. Yani ama yine de dediğim gibi onların da bazı taleplerini evet. görmezden ama işte gelemeyiz. Arz talep meselesi, kendi aralarında fırın Hı-hı. sayısı çok olup rekabet olur mu, kaliteyi arttırır. Öbür türlü, diğer türlü fırın tekerleştikçe o zaman kalite düşer. Bence zayıflamaya rekabet başlar. Her zaman tatlı bir rekabet, kalite Hı-hı. rekabeti. Halk için daha iyidir. Evet. Evet. Şimdi zam kararı alınırken nerelerden geçiyor? Yani bu kararı sadece siz oda olarak veremiyorsunuz bildiğim kadarıyla, değil mi? Bir o süreci de aktaralım mı? O süreç de biraz uzun ve birçok prosedür gerektiren bir süreç bildiğim kadarıyla. Daha önce fırıncı odası talepte bulunuyordu. Esnaf odasından karar çıktıktan sonra bir itiraz süresi oluyordu. Valilik ve belediyenin itiraz süresi oluyordu. Hı hı. Bu süreç artık şimdi o şekilde yaymaktansa esnaf odası sekreteryalığını yapıyor. Hı hı. Toplantıya Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Tarım hı hı. Ve Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncı Odası'nın oylarıyla çokluğuyla bir komisyon kurularak bir komisyon yani. Kurularak biz orada kendimizde işte artan maliyetlerin maliyet hesabını çıkarıyoruz. İşte bir ekmeğin işte kül oranı, hı hı. işte amortismen giderleri, diğer anlamdaki bütün eksileri, onlar şey oluyor. Orada hı hı. Uygun görürse eğer çıktıktan sonra Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na karar gidiyor. Hı hı. Oradan da onay alındıktan sonra bakanlığa gidiyor. Ondan sonra fiyat resmi gazetede evet. yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Yani öyle böyle temel maddemiz temel tüketim maddemiz olan bir ekmeğin öyle anlık kararlar alarak kafana göre bir karar uygulanan bir sistem yok kesinlikle. Çok ince ayrıntıların olduğu, yani gerçekten yaptığımız listede un fiyatı belli, maya fiyatı belli, diğer belli. Ya o zaten o karar bağlanaraktan fiyat oluşturuluyor. Bakanlık ve federasyondan da süzgeçten geçiyor yani. Birçok noktadan bir değerlendirme alınarak sonrasında evet. karar veriliyor. Bunu da belirtelim. Hadi yiyince ekmeğe zam gelmiyor diye evet. de ifade edelim. Peki şimdi rekabet durumundan bahsettik az önce. Ekmeğe zam beklentisi var. Evet, bu kısmı tamam. Ama bir de rekabet, hani tatlı bir rekabet olması, evet, her şeyde daha iyi, daha kaliteli ürünleri ortaya çıkarır ama ekmekte de biraz farklı oluyor galiba. Yani bir gidiyorsunuz 1 lira herhangi bir bakkalda, diğer tarafa gittiğinizde 1,5 lira olabiliyor. Ya da biraz daha aşağı indiğinizde 75 kuruş olabiliyor. Şimdi belirlenen tavan fiyat diye tekrar hatırlatalım. Ama bunun altına doğru rekabet oluşmaya başlıyor galiba, değil mi? Şöyle söyleyeyim. Dedim ya, fırıncılar ne kadar kazandığını değil, kaç tane ürettiğine bakıyor. Sıkıntı orada zaten. Bir de biz hep böyle fiyat tarifesini müracaat ettiğimizde işte rekabet var. Ya her sektörde rekabet var. Rekabet olup olmaması önemli değil. Bizim maliyet hesabımızda unu biz bu fiyata alıyor muyuz? Alıyoruz. Mayayı bu fiyata alıyor muyuz? Alıyoruz. Rekabet olabilir. Bedava da verebilir. O bizi ilgilenmiyor. Bu rekabetin olma zaten sebeplerinden bir tanesi de şehir dışından, yakın işte Uşak'tan, Manisa'dan, çevre illerden ekmek, pazar yerlerinde ekmek getiriliyor. Bu satışlar ister istemez gross marketler, çevredeki yani zincir marketleri ister istemez pazar yerlerinde satıldığında bunlar da ister istemez ekmekte indirim yapıyorlar. Yani ekmeği promosyon olarak kullanıyorlar. Onun çevresindeki bakkallara yayılmış oluyor. Diyor ki işte A firmada ekmek şu kadar. Orada zaten ekmekle müşteriyi çekip İşte pirinç satarsa veya yumurta satarsa amaç o. Yani bizim burada yine olan bizim fırıncının başına oluyor. Evet. İşte biz birçok çalışma yaptık. Şehir dışından gelen ekmeklerin bir kısmını önledik. İşte bakanlıktan bir karar çıkmıştı. Açık ekmek satışı
yasaklanmış pandemi süreci. Sonra bir daha bir esneme oldu. Köyden işte teyze evinde yaptığı ekmeği satsın. Belli bir adete kadar olabileceğini. Ama işte o teyze satarken öbürkünlerde arabada yarısını koyuyor, yarısını tezgahta koyuyor. Ekmeği satış yapıyor. Bir yolunu buluyoruz. Yani 20-30 tane, 50 tanenin üzerinde olmaması gerekiyor. O teyze işte bakanlık öyle bir karar almış onlara. Ama işte şahit oldum işte pazar yerinde. Teyzen ekmeği şişeyle suluyor ekmeği. Sonra şişiriyor şişeyi. Yani buradan amacım benim herhangi birini kötülemek değil tabii. Ne kesinlikle. Kadar sağlıklı. Ben sadece bu yaşadığımız sürece sağlığın ne kadar değerli olduğunu benim aile bireylerim de var. Yani halkın sağlığı önemli. Bu tabii. Konuda ben hassasiyet gösteriyorum. İşte şişeyi şişiriyor. Bir güzel. İçine suyu dolduruyor. Ekmeği suluyor. Hadi bakalım. Yani biz burada koronavirüsle bu kadar mücadele verirken insanlar bu süreci böyle uzarken yayılması o ekmeği şişiriyor. Yani siz hadi bakalım yani bu daha sağlıklı bir şekilde yapılması yani gerekiyor. Yani bu pazar yerlerindeki açıkta ekmek satılanlar bunların hepsi bizim ister istemez vergisini veren diğer anlamda ayakta kalmak için mücadele çeken fırıncı esnafımızı gerçekten en büyük sırtındaki yüklerden bir tanesi. Yani bizi bu kambur bırakıyor. Yani bu şehir dışından gelen ekmekler gece geç saatlerde işte şehir dışından gelen ekmekleri arabayı takip ediyoruz. Geliyor, bırakıyor piyasayı bozmak için. Ama nerede üretildiğini bilmiyoruz. Nasıl üretildiğini çünkü bilmiyoruz. Çünkü bir fırın ekmek üretim ruhsatı var mı? İşte fırın gıda ya sağlık şartları uygun mu bir fırında? Ama nerede? Daha önceki yıllarda televizyon programlarını görmüştük. İşte ahırda üretilen ekmek. Yani bir tarımın cezası 12 milyar liradan aşağı ceza yok. 12 evet. milyar liradan başlıyor. Ve bunu da yine kayıt dışı olanlar değil, kayıt içi olanlar genelde küçücük bir yani, hata bulunduğunda yaşayabiliyor yani, değil mi? Evet. Onu da belirtelim. Peki devam edeceğiz. Periyodik mesela çok özür dilerim. Estağfurullah. Tarım periyodik olarak bütün fırınlarımızı bizim denetliyor. Sık o noktada hiçbir sıkıntı yok. Yani buradan teşekkür ediyorum. Denetlesinler zaten. Ben denetleyin bizi. Biz hakkımız olan fiyatımızı alalım, satalım, denetleyin. Yani eğer yanlış yapıyorsa fırıncı zaten tezgahın arkasında bir güven duyarak oradan alışveriş yapıyorsun. Benim evladım, insanın evladı canından bir parça gibi. Tezgahın arkasında güveniyorsun tamamen. Onun vebalini alaraktan alışveriş yapıyorsun. Eğer fırın varsa kessin. Zaten cezalar da çok hafif cezalar değil. İster istemez insanlar yapar ama böyle bir konu zaten söz konusu değil. Fırıncılar zaten aktif olarak tarım bunların denetimini sıklıkla yapıyor. Evet. Bizler de takip ediyoruz dönem dönem. Bu denetimlere de denk geliyoruz. Bunun bilgileri de bizlere geliyor. Tabii sadece Tarım Müdürlüğü tarafından değil, zabıta tarafından da denetleniyorsunuz. Yani çok yönlü zabıta, denetimleriniz de söz konusu. Zabıta gramaj ve işte fiyat tarifesi, ruhsat kontrollerini yapar. İmalathaneye, mutfak kısmına tarım girer tarım sadece. Tarım bakıyor. Evet. Peki devam edeceğiz dediğim gibi. Minik bir ara verelim isterseniz. Sonrasında şimdi bu maliyetleri ben merak ediyorum. Bir ekmek yapılmaya başlandığı andan son ana kadar neler var maliyetler onları da sayalım izleyenlerimize kısa bir aranın ardından. Değerli izleyenler dediğimiz gibi hayatımızda özellikle bizlerin çok sevdiği Anadolu topraklarının insanların vazgeçemediği ekmekten bahsediyoruz. Ama fırıncılarımız yani ekmeği yapan usta ellerin de bazı meramları var. Bunları da aktaralım istiyoruz sizlere. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Bekir Karadaban'la olan sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.